be. Her masada bak. Hocam bu sahneki tarafı ben sıcak. Eğitimin sayın başkan üyeleri, değerli bağışçılarımız, Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü, değerli yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, sevgili arkadaşlarım. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı törenimize hoş geldiniz. Spor, bir milletin gençliğinin o ülkeyi ayakta tutmasını sağlar. Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim. Mustafa Kemal Atatürk. Bize bu kıymetli günü armağan ettiği için atamıza teşekkürü borç biliriz. 1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Bu sözlerle başlar Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri Nutuk. 19 Mayıs 1919 milli mücadelenin fiilen başladığı tarihtir. 19 Mayıs bir milletin yeniden doğduğu gündür. 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yakılan özgürlük ateşi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte kısa sürede dalga dalga tüm yurda yayılmıştır. Bizler bugünkü mevcudiyetimizi ve özgürlüğümüzü o günlere borçluyuz. Temelleri yine o günlerde Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan milli egemenlik ilkesiyle birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanarak çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız millet iradesidir. Bunun yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'a armağan ettiği gençlere büyük görevler düşmektedir. Ailelerimizden, öğretmenlerimizden, Darüşşafakalı abi ve ablalarımızdan gördüğümüz 19 Mayıs seremonilerini, statlarda günler süren provalarını, yaşadıkları 19 Mayıs coşkusunu bizler de bugünkü nostalji temalı törenimizle tekrarlamak ve o anları tazelemek istiyoruz. Törenimizi Darüşşafakalı sporcu abilerimiz, milli futbolcu Galip Haktanır'a, milli basketbolcu Nedret Uyguç'a, milli basketbolcu Yalçın Granit'e, milli basketbolcu Şevket Taşlıca'ya, milli basketbolcu Mehmet Baturalp'e ve bu yıl milli takımda yer alan Doğuş Özdemiroğlu abilerimize ithaf ediyoruz. Bugün bu sıraları dolduran genç hanımlar ve genç beyler olarak bizler, atamızın bütün ümidim gençliktedir sözünün bize verdiği özgüven ile ülkemiz geleceğinin zeki, çevik ve ahlaklı sporcuları, sanatçıları, müzisyenleri ve yarını inşa eden iş ve bilim insanları olacağımızın sözünü veriyoruz. Şimdi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okulumuzu temsil eden spor takımlarımız okul bayrak ve flamamızda yerlerini alacaklar. Atletizm genç kız takımı. Sarıyer ilçe üçüncüsü. Atletizm genç erkek takımı. Sarıyer ilçe üçüncüsü. Atletizm yıldız kız takımı. Sarıyer ilçe üçüncüsü olmuştur. Atletizm yıldız erkek takımı Sarıyer ilçe üçüncüsü olmuştur. Atletizm küçük kız takımı Sarıyer ilçe müsabakalarına katılım sağlamış. Atletizm küçük erkek takımı Sarıyer ilçe müsabakalarına katılım sağlamıştır. Badminton genç erkek takımı İstanbul il müsabakalarına katılım sağlamıştır. Badminton genç kız takımı İstanbul dördüncüsü olarak Türkiye şampiyonasına katılım sağlamıştır. Badminton yıldız erkek takımı İstanbul üçüncüsü olarak Türkiye şampiyonasına katılım sağlamıştır.
Badminton Küçük Erkek Takımı İstanbul İl Müsabakalarına katılım sağlamıştır. Basketbol Genç Erkek Takımı Sarıyer ilçe şampiyonu olmuştur. Özel Marmara Koleji turnuvasında 3. olmuştur. Basketbol Genç Kız Takımı Sarıyer ilçe ikincisi ve İstanbul 6.sı olmuştur. Basketbol Yıldız Erkek Takımı Sarıyer ilçe ikincisi olmuştur. Basketbol Yıldız Kız Takımı Sarıyer ilçe şampiyonu, İstanbul 5.'si ve Türkiye şampiyonası da 1. olmuştur. Basketbol Küçük Erkek Takımı Sarıyer ilçe müsabakaları ve NBA Junior Ligi'ne katılım sağlamıştır. Basketbol Küçük Kız Takımı Sarıyer ilçe ikincisi ve NBA Junior Ligi grup birincisi olmuştur. Futbol genç erkek takımı Özel Okullar Ligi şampiyonu olmuştur. Bu yıl Sarıyer Spor ile profesyonel sözleşme imzalayan Mahmut Celal Yücel 64 başarılarına devam diliyoruz. Genç kız takımı Sarıyer ilçe şampiyonu İstanbul 5.'si olarak Türkiye şampiyonasına katılmıştır. Futbol Yıldız Erkek Takımı Sarıyer ilçe müsabakalarına katılım sağlamıştır. Erkek takımı Sarıyer ilçe şampiyonu. Futbol küçük kız takımı Sarıyer ilçe şampiyonu. Voleybol Yıldız Kız Takımı İstanbul Grup İkincisi. Voleybol Küçük Kız Takımı Sarıyer İlçe 4.'sü İstanbul 6.'sü. Ortaokul Masa Tenisi Takımı İstanbul 5.'sü. Ortaokul satranç takımı özel müsabakalara katılım
Çağdaş, layık ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarıyla Darüşşafaka'yı kuran, emekleriyle, bağışlarıyla ve yürekleriyle bugünlere taşıyanların değerli anısına, sizleri saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımıza söylemeye davet ediyorum. Anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Sayın Ebru Arpacı'yı sahneye davet ediyorum. Bu tabloyu görünce aslında çağdaş, layık, demokratik Türkiye'ye bir kez daha inancımız artıyor ve bir kez daha söz veriyoruz. Biz Atatürk ilke ve devrimlerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Evet. Çocuklarımız geldiler meşaleleriyle pırıl pırıl buradalar ama bunun arkasında büyük bir emek var, bir eksiğimiz var. Çocuklarımızla birlikte ben beden eğitimi öğretmenlerini de yanıma davet etmek istiyorum. Evet, spor koordinatörümüz ve beden eğitimi öğretmenlerimizi de çocuklarımızın yanına alalım. Evet, en büyük alkış çocuklarımız ve öğretmenlerimize, yöneticilerimize. Sayın Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerimiz, Sayın Yüksek Danışma Kurulu Başkanımız, üyelerimiz, Sayın Hazırum, değerli Darüşşafakalılar, bağışçılarımız, çok kıymetli bağışçılarımız, değerli öğretmen arkadaşlarım, yönetici arkadaşlarım ve tabii ki sevgili gençler. Bizler bugün burada geç de olsa kutluyoruz bayramımızı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Samsun'dan kurtuluşa doğan güneşin, özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen bir liderle birlikte yürüyen bir halkın onur mücadelesine başlama zamanıdır 19 Mayıs. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Ender Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs. Tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin
kalbinin atmaya başladığı tarihtir 19 Mayıs. Darüşşafaka gelecek, gençlik, umut, cesaret demek. Darüşşafaka 19 Mayıs ruhu demek. Bunun içindir ki bir defa daha coşkuyla kutluyoruz bayramımızı. Darüşşafakalı güzel çocuklarımız, gençlerimiz, geleceğimiz, bugün barışı hissedin bir kez daha. Kardeşliği hissedin, cesareti hissedin. Cesur olun çocuklar, asla vazgeçmeyin. Çünkü 19 Mayıs asla vazgeçmeyenlerin bayramıdır. En zor durumda yeniden deneyenlerin bayramıdır. Bize özgürlüğü kazandıran mücadelenin başladığı gün bugün. Özgürlüğe düşkün bir milletin özgürlük için her şeyi yaparım dediği gündür 19 Mayıs. Ve sizler sayesinde bu ruh bu topraklarda sonsuza kadar yaşayacak. Yaptığımız her projede, kazandığımız her ödülde, ürettiğimiz her hizmette yaşayacak. Ve bir liderin, o lider ki yüzyılın, yüzyılların lideri, o lider ki bir ulusu var eden Mustafa Kemal'in koca bir dünya karşısında dimdik durduğu gündür 19 Mayıs. Siz de durun çocuklar. Yeni bir dünya düzeni kurulacaksa, eğer Türk milletinin bu düzende hür ve bağımsız olarak varlığını sürdüreceğine kesinlikle inanan bir lider. Türk milletini yine milletin kendi azim ve kararlılığı kurtaracaktır diyen Mustafa Kemal vardır artık. Artık sizler varsınız. Ona inanan her yaştan vatan sevdalısı, kuzeylisi, güneylisi, doğulusu, batılısı, atanın yanında yer alan, umuda, Samsun'dan bağımsızlığa bir güneşle yürüyen şanlı bir millet var artık. Milletiyle Gazi Mustafa Kemal tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti kurmuştur. Bu cumhuriyeti atamız sizlere emanet etmiştir. Hür, bağımsız, demokratik, layık bir cumhuriyet emanet etmiştir. Sizler, Türk gençliği, atanın emanetine, cumhuriyete sahip çıkacak, onu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak için çalışacak, elde ettiğiniz başarılarla bu cumhuriyeti ilelebet yaşatacaksınız. Çok iyi eğitim almış, insani değerleriyle barışı öne çıkaran, teknolojik becerilerle donatılmış, dünyada lider olacak gençlerimiz, ülkemizi ileriye hep siz götüreceksiniz. Darüşşafakalı gençler, ülkenin dört yanından bu çatı altına gelen gençler, Samsun'dan, Amasya'dan, Sivas'tan, Erzurum'dan, Malatya'dan, Adıyaman'dan, Kahramanmaraş'tan, Gaziantep'ten gelen gençler, Hatay'dan gelen gençler, başarılarınızla, değerlerinizle, ülkenize dair hayallerinizle bağlısınız bu topraklara. Çağdaşlık yolunda dimdik yürüyün. Gençler, tarihinizi çok iyi bilin, özümseyin. Değerlerinize sahip çıkın. Siz, Türkiye istiklal aşkını veren Kara Fatmaların, Nene Hatunların, Yalnız Efelerin, siz ya istiklal ya ölüm diyen Antepli Şahinlerin, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin, Seyit Onbaşıların, siz tarihi tarih yapan Barbarosların, Ulubatlı Hasanların, Yavuzların çocuklarısınız. Siz gelecekte bu ülkenin yönetimini devir alacaksınız. Geleceğimizi yönlendireceksiniz. Bu ulusu hak ettiği en saygın duruma getirmek için sizler çok çalışacaksınız. Sevgili gençler, genç Darüşşafakalılar, biliyorum bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersek, vazifeye atılmak için içinde bulunacağımız vaziyetin
imkan ve şeraitini düşünmeyecek olan sizlersiniz. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır diyen sizlersiniz. Sevgili gençler, bugün atamızın doğum günü. Bugün sizin bayramınız. Bugün güzel ülkemizin doğuşu. Bu ülkede hür ve bağımsız olarak yaşıyorsak hep birlikte, bunu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve ona inanan güzel insanlarımıza borçluyuz. Borcumuzu çalışarak, üreterek, akla ve bilime sahip çıkarak ödeyeceğiz. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bizlere bu günleri emanet eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Bayramımız kutlu olsun. Bilime ve sanata önem veren birisi olarak Mustafa Kemal Atatürk hayatı boyunca ve savaş yılları sonrasında bu konuda öncülük yapmaya çalıştı. Bir milletin bu emniyet verilmezse o milleti ilerletmez. Sözünü benimsediği dile getiren Atatürk bu doğrultuda Türkiye'de müzik ve sanatın gelişmesi çalışmaya imza attı. Şimdi bando ekibimiz İleri Marşı, Gençlik Marşı ve İzmir Marşı'nı çalacaklardır. Kendilerini sahneye davet ediyoruz.
güzel müzik şöleni için arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Bugün buraya gelerek bizleri onurlandıran, bu özel günde yanımızda olan sevgili Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram'a teşekkür ediyoruz. Var ettiniz, var olun. Şimdi 10. sınıflar psikolojik danışman ve rehberlik öğretmeni Tolgağan Sancar'ı Atanın Gençliğe Hitabını okuması için kürsüye davet ediyoruz. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün ordulara dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Dönemden Ege Doğan ve Nazime Yıldırım'ı gençliğin ataya cevabını spor takımlarıyla birlikte söylemesi için kürsüye davet ediyoruz. Ey büyük ata! Ey büyük ata! İstiklal ve cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun Kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğün bağımsızlığın egemenliğin cumhuriyet ve devrimlerin Yılmaz bekçileriyiz. Her zaman. Her yerde. Ve her durumda. Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza. Çağdaş uygarlığa geçmek için. Bütün zorlukları yeneceğimize. Namus ve şeref sözü verir. Kendimizi büyük Türk ulusuna adarız. Spor takımlarımıza teşekkür ederiz. Her milletin kendine mahsus gelenekleri, kendine mahsus adetleri, kendine göre milli hususiyetleri vardır. Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklidi olmamalıdır. Çünkü böylelikle millet
ne taklit ettiği milletin aynı olabilir ne de kendi milliyeti dahilinde kalabilir. Şimdi okulumuz halk oyunları ekibinin hazırlamış olduğu gösteriyi sunmak üzere sahneye davet ediyoruz. Let's go.
Bu güzel gösteri için arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur. Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi sizleri arkadaşlarımızın hazırladıkları rock orkestra performansıyla baş başa bırakıyoruz. Yazdım, çizdim, hayal ettim, sazla sözden ibarettim. Arkamı döndüm, emanet ettim, anlayamadın ya. Aklım, fikrim kaynayınca, söz, müzikle ağlayınca, kalbimi açtım, ibadet ettim, anlayamadın ya. Ama o anladı. İçinde meşke daldım, kendimi buldum, onu kaybettim, anlayamadın ya. İyisin, hoşsun, bir yokuşsun, harbiden bayağı bir boşsun. Şarkıya, türküye lanet olsun, anlayamadın ya. Ama o anladı, o beni anladı. Dibine kadar, dibine kadar o anladı, o beni anladı. Dibine kadar, dibine kadar o, dibine kadar o, dibine kadar. Kimselere inanmadım, yalanlar söylemeye başladım günden beri. Bu ilk defa cesaretimi topladım, gururumu ezdim, geçtim. Bir zeybek gibi dimdik dikildim tam karşında son bir defa. Bugün fal bakmayı öğrendim, elini tutabilmek için son bir defa.
defa değil ki kimselere inanmadım. Yalanlar söylemeye başladığım günden beri bu ilk defa. Cesaretimi topladım, gururumu ezdim, geçtim. Bir zeybek gibi dimdik dikildim tam karşında son bir defa. Bugün fal bakmayı öğrendim, elini tutabilmek için son bir defa. Boynuna sarılıp gitsem, huzuru koklasam Ege'de. Aşk nereden nereye? Soldan sağ dört harf ölüm yazılmamış beş harf hayat. Aşk nereden nereye? Son bir defa boynuna sarılıp gitsem, huzuru koklasam Ege'de. Aşk nereden? Ölüm yazılmamış beş harf hayat. Aşk nereden nereye? Bence gençlik sahip olduğun değerlerin farkında olmaktır. Gençlik umuttur. Gençlik yeniliktir. Bence gençlik kanının deli aktığı zamanlardır. Bence gençlik Atatürk'ün izinden gitmektir. Gençlik gelecektir. Bence gençlik özgürlüktür. Bence gençlik umut demektir çünkü dünyanın geleceği gençliğin elindedir. Bence gençlik maceradan maceraya atlamaktır. Bence gençlik yeni şeyler öğrenmek, değişime açık olmaktır. Gençlik düşüncedir, düşünmektir, düşünebilmektir. Bence gençlik yaptığın spora aşkla bağlı olmaktır. Ve son olarak bence gençlik okuduğun kitapların dünyasında kaybolmaktır. Atatürk armağanı. Yükselen göklere her gün Türk'ün şanlı bayrağıdır. Cümle alem içten içe bu bayrağın hayranıdır. Farkına varsan eğer o bayraktan fazlasıdır. Gönül çalan kırmızısı şehitlerin al kanıdır. Ömrüm feda olsun onun derya misli gözlerine. Halkına inkılap eden Türk dilinde sözlerine. Nasıl dayansın yüreğim sahibinin ölmesine. Aşığıyım ben atamın şiir yazmam özgesine. Seninle kazandık alınlar seçme seçilme haklarını. Seninle kavradık biz cumhuriyet kavramını. Sayende kutlarız 19 Mayıs bayramını. Bu bayram Atatürk'ün, Türk gencinin armağanı. Halkı sefa sürsün diye ömrü boyu çekti cefa. Alemlere ulu önder verdi o gün dersi vefa. Atatürk'ün cümlesinden etkilendi arş o sema. Bir bina uğruna sen çınarı etme heba. Budur iftiharım, var başımda cumhuriyetim. Kanım Türk kanıdır, Anadolu'dur mülkiyetim. Atatürk'ün sayesinde sahibi hürriyetim. Vatan sevgisiyle doldu taştı zihniyetim. Arkadaşlarımıza bu güzel performansı için teşekkür ederiz. Mustafa Kemal Atatürk der ki, müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kuvvetli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık delilidir. Şimdi 9. ve 10. sınıftaki arkadaşlarımızın hazırladıkları dans gösterisiyle sizi baş başa bırakıyoruz. Dum 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 dum
things call love, but I just can't handle it. This thing call love, can't get around to it. I ain't ready. It's a little thing called love. In the back of a hat, I love to hear the rhythm of the clickety-clack. I hear the lonesome whistle, see the smoke from the stack. I pal around with Democratic fellas, they mad. So take me right back to the track. Check. Choo-choo, choo-choo, choo-boogie. Whoa, 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 choo-boogie. Choo-choo, choo-choo, choo-boogie. Take me right back to the track. Check. You wake up in the morning feeling sharp as a tack. You open up the sack and then you gobble a stack. You smoke a cigarette you didn't get in a pack. I take it up your shoes so you can empty the slack. There's nothing you can do about the dough that you lack. Repeat it right back to the track. Jack. Choo-choo, choo-choo, choo-boogie. Whoa, 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 choo-boogie. Choo-choo, choo-choo, choo-boogie. Take me right back to the track. Jack. Dum 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 dum. Arkadaşlarımıza bu güzel performans için teşekkür ederiz. Yıl 1921. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından milli mücadele, vatanını canı pahasına savunmuş kahraman milletimizi ve Ay Yıldızlı bayrağımızı temsil etmek üzere ulusal bir marş yazılması için yüksek para ödüllü bir yarışma açılmış. Memleketin dört bir yanından gelen pek çok usta şair, ilk defa yazılacak olan bu milli marş için duygu ve heyecanlarını dile getirmek üzere yarışmaya katılırken, dönemin üstad şairi Mehmet Akif Bey'in yarışmaya katılmadığı görüldü. Kendisine bunun sebebi sorulduğunda milli marş parayla yazılmaz yanıtını vermiştir. Fakat onun yakın çevresi Mehmet Akif Ersoy gibi bir üstadın yarışmaya mutlaka katılması gerektiğini düşünüyordu. Bu sebeple yakın arkadaşlarının yarışmayı kazanması halinde para ödülünü kabul etmeyebileceği yönündeki ısrarlı yaklaşımları sonucunda Mehmet Akif Ersoy şayet kazanırsa para ödülü verilmemesi şartıyla yarışmaya katılarak milletimizin yüreğinde yer edinen o İstiklal Marşı'nı yazmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi içindeki mebusların oylarıyla birinci seçilmiş ve dönemin Maarif Bakanı Hamdullah Supi Tanrıöver tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunmuştur. Mecliste bulunan tüm milletvekilleri tarafından büyük bir coşku ve heyecan içerisinde iki kez ayakta dinlenen İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli marş olarak oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bundan sonra Alaturka müzik ezgileri ve sanat formuna yakın ezgilerle bir dönem icra edilen İstiklal Marşımız, daha sonra ünlü bestecilerimizden Osman Zeki Üngör tarafından çağdaş bir marşa yaraşır bir formda ve bugünkü şekliyle bestelenmiştir. Şimdi arkadaşlarımızın hazırladıkları Korkma Oratoryosu ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Korkma! Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak! Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak! O benim milletimin yıldızıdır. Parlayacak. O benimdir. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma. 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 Kurban olayım çehreye ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma virgül. Ne bu şiddet bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben nezelden beridir hür yaşadım. Hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kütlüm.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşı. Darbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma. Ulusun, nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma. Sakın! Siper et gövdene. Dursun bu ayağsızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Doğacaktır. Kim bilir, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanrı, düşün, altındaki binlerce tefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atana. Verme dünyaları alsan da, verme bu cennet vatanı, verme. Kim bu cennet vatanını uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada hüda. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hüda. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok. Irkıma yok ismi hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır istiklal. Hakkıdır hakka taban milletimin istiklal. Bu anlamlı performans için arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Mustafa Kemal Atatürk der ki, dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak, evvela biz kendi benliğimize ve milletimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen ve bütün el, av ve harekatımızla gösterelim. Bilelim ki milli benliğini bulamayan milletler başka milletlerin şikarıdır. Asla şüphem yoktur ki Türk ulusunun büyük medeni niteliği ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişmesiyle geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Milli kültürün her çığırda açılarak yükselmesini Türk milletinin temel direği olarak kabul edeceğiz. Şimdi okulumuz Halk Oyunları ekibinin hazırlamış olduğu gösteriyi sunmak üzere sahneye davet ediyoruz. Yeah.
güzel gösteri için arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Mustafa Kemal Atatürk der ki, dostluğu, kardeşliği ve barışı çoğaltmanın bir yolu da müzik ve danstır. 70 yıl önce, Eylül 1936'da Avrupa'da kim ülkeler 2. Dünya Savaşı'na yol açacak hazırlıklar içindeyken Atatürk ise ülkeleri kaynaştıracak bir çabanın içindeydi. İstanbul'da Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'nın katılımıyla Balkan Festivali başladı. Festivale Atatürk bizzat katıldı ve bir ulus çok şeyde devrim yapabilir ve bunların hepsine de başarı kazanabilir. Fakat müzik devrimidir ki ulusun yüksek gelişiminin belgesidir. Şimdi sizleri arkadaşlarımızın hazırladıkları rock orkestra performansıyla baş başa bırakıyoruz. Daha mutlu
radyo açık. Köprüdeydim derken bir anda fark ettim, başka bir hayat yok ki. Durdum, sustum, gülümsedim, gözümü açtım. Ben değiştim, kızdınız, siz haklıydınız. Artık size gerek yok. Küçük şeyler sevindirir ruhumu. Hayal bile edemezdim ben bunu. Daha mutlu olamam bu akşam. Daha mutlu olamam. 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 Arkadaşlarımıza bu güzel performans için teşekkür ederiz. Mustafa Kemal Atatürk der ki, Türk sosyal bünyesinde spor hareketlerini düzenlemekle görevli olanlar, Türk çocuklarının spor hayatını yüceltmeyi düşünürken sadece gösteriş için herhangi bir yarışmada kazanmak azmiyle spor çizmezler. Esas olan bütün yaştaki Türkler için beden eğitimi sağlamaktır. Şimdi lise öğrencilerinin hazırladıkları jimnastik ve kule gösterilerini izleyeceğiz. Dans tes grands yeux noirs, je me suis perdue. J'attends un regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur. Est-ce un mauvais sort ou la mauvaise heure? Et autour de nous chantent les tziganes. Tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne. Dans tes beaux yeux noirs, je sens mon amour. Je perds la raison à chercher tes bras brûlant de passion. Viens, embrasse-moi de tes grands yeux noirs. L'étrange lumière animée le soir de tous les mystères. We'll be right back.
Arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Şimdi sizleri bando ekibimizle beraber Darüşşafaka marşımızı söylemeye davet ediyorum. Törenimiz sona ermiştir. Bu özel günün sevincini bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz.